Neredeyse şu anda biz 150 tane Sultan Abdülhamit dönemiyle ilgili ait orijinal Fransız basında çıkmış Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit tahta olduğu dönemle ilgili. Yani 31 Ağustos 1876 ile 27 Mayıs 1909'a kadar olan döneme ait, yani 33 yıllık dönemle ait 150 tane gazete satın alma fırsatım oldu. Fransız basını Osmanlı Bankası'nın bombalanmasına kadar, yani 1901, 2, 3 olaylara kadar neredeyse Sultan II. Abdülhamit ile ilgili sürekli metiyeler yazıyorlar. Yani iyi bir sultan olduğu, Türkiye Fransa ilişkileri açısından bir iyi bir müttefik olduğu söyleniyor. 1901-2'den sonra bir kırılma olduğunu görüyoruz. Yani Fransız basının dili tamamen değiştiğini, eleştirel dilden ziyade tamamen ötekileştirme, yani Türkiye'yi farklı gösterme çabası olduğunu görüyoruz bu arşivlerde. Aslında Türkiye'nin AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte 2002'de ve 2013'teki Gezi olaylarından sonraki kırılma ve Arap Baharı'yla birlikte, Suriye'deki yansıyan olaylarla birlikte, yani Cumhurbaşkanımızdaki kullanılan dil aynı dil. Yani Abdülhamit Paralelik yaptığımız zaman o bir kayma var. Basında ciddi bir kayma var. Ötekileştirme, şeytanlaştırma. Bunu da çok ciddi bir şekilde görüyoruz.